Alev Azat'ı Fecir'e verdi mi? Alev Umut'u bir kez daha hayal kırıklığına mı uğratacak? Alev Umut'u bir kez daha sattı mı? Umut ve babasını kurtaracak sürpriz isim kim olacak? Harun Yakar'ın babasına ölüm emrini kim verdi? Bu soruları videoda sizlere yanıtlayacağım. Taş Kağıt Makas'ta gelecek çarşamba bizlere ne gibi olaylar bekliyor bu videoda öğrenebileceksiniz. Videoda tahminlerim, fikirlerim, analizim ve gelen bilgiler sizlerle olacak. Şimdi anlatmaya haydi geçeyim. Maalesef ki Alev bir kez daha Umut'u sattı arkadaşlar. Alev Umut'u hayal kırıklığına uğrattı bir kez daha. Alev ve Umut çifti artık tamamen bu defter bitti diyebiliriz. Umut için Alev defteri tamamen artık gelecek hafta kapanacak arkadaşlar. Umut Alev'i artık tamamen silecek. Alev babası için Umut'u sattı. Ama sürpriz bir isim sayesinde Umut ve babası kurtulacak arkadaşlar. O sürpriz isim de Rüya olacak. Evet, Rüya ailesini hiçe sayıp Umut ve babasını kurtaracak. Ve Umut'un gözünde adeta bambaşka bir boyuta gelecek Rüya. Ve aşkı sonuna kadar Rüya hak edecek. Rüya ve Umut çiftini göreceğiz bundan sonra. Zaten Alev ve Umut dediğimiz gibi dikiş tutmadı arkadaşlar. Ve son olaydan sonra da artık Alev ve Umut defteri zaten tamamen bence kapanmalı. Umut ve Rüya gerçekten daha çok yakışacaklar. Bunu göreceksiniz zaten zamanda. Rüya harbi bir kadın diyebiliriz. Yani Alev'den 1000 kat daha iyi, karakter açısından da daha iyi. Harun Yakar'ın babasının ölüm emrini veren kişi ise Süreyya Savcı çıkacak ve hepimiz büyük bir şoka uğrayacağız. Taş Kağıt Makas'ta her zaman doğru gelişmelerden ilk bilgi sahibi olmak isterseniz bence hemen kanalımıza abone olmalısınız. Pişman olmazsınız, her zaman bilgi sahibi olursunuz ve videomuzu beğenerek de Taş Kağıt Makas'a destek çıkmış olursunuz. Kendinize iyi bakın.